Türkiye'de bir devalüasyon olabilir mi? Evet, sabit kur rejimi olmadığı sürece dalgalı kur ortamında bir devalüasyon beklememek gerekir. Çünkü zaten devalüasyon sadece sabit kur sisteminde gerçekleşir. Bunu kabul ediyorum ama devalüasyonist etki dediğimiz bir etki vardır. Yani kurun bir anda yükselmesi, bir anda 2'ye, 2,5'a hatta 3'e katlaması süreci, böyle bir durum Türkiye'de yaşanabilir mi, yaşanamaz mı? Bunu biraz konuşacağız. Kısa çalışma ödeneği uzatıldı biliyorsunuz. Neden uzatılmış olabilir? Acaba insanları ve firmaları rahatlatmak için mi, yoksa bunun altında başka bir gerçek mi var? Bunu da sizler için değerlendirmeye çalışacağım. Hepiniz hoş geldiniz. Önce kısa çalışma ödeneğiyle başlayalım. Neden uzatıldı? Bunun çok basit ve tek bir cevabı var arkadaşlar. Türkiye'nin işsizlik meselesi. Türkiye'de zaten genç işsizlik korkunç noktalara ulaşmış durumda. Genel işsizliğe baktığımız zaman da işsizliğin TÜİK verilerinin çok daha ötesinde olduğunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Eğer ki kısa çalışma ödeneği öne çekilmiş olsaydı, tamam kardeşim bundan sonra biz devlet olarak kısa çalışma ödeneği bitirdik demiş olsalardı durum ne olurdu? Gayet basit. Reel sektörde pek çok firma işçi çıkartmaya başlayacaktı ve bunun sonrasında da korkunç bir işsizlik rakamıyla karşı karşıya kalınacaktı. Bunu önlemek adına en azından zaten bozulan bir makroekonomik veri varken bir de üzerine işsizliği katmamak adına kısa çalışma ödeneğini bir süre daha ertelediler. Devlet bu maliyeti bir süre daha katlanmayı göze aldı ve bu sayede de aslında işsizlik rakamlarını baskılıyorlar şimdilik. Ne zamana kadar? Kısa çalışma ödeneği bitirildiği an itibarıyla firmalar işçi çıkartmaya başlayacaklar ve o zaman biz gerçek işsizlik rakamlarını görmüş olacağız. Türkiye'de çok ciddi bir işsizlik ortamı var arkadaşlar. Kim ne derse desin. Bu kısa çalışma ödeneği bu süreci bir miktar erteliyor. Bir miktar perdeliyor sadece. Uzun vadede ne yazık ki Türkiye kendi gerçeğiyle karşı karşıya kalacak. Yani işsizlik sorununun ne kadar büyük olduğunu görecek. Reel sektöründe sıkıntıları bu süreçte ciddi anlamda ortaya çıkmaya başlayacak. Kısa çalışma ödeneğini böyle kısaca özetledikten sonra ikinci konuya geçeceğiz. İkinci konu, Türkiye'de bir devalüasyon olabilir mi? Daha doğrusu devalüasyonist bir etkiyle kur yükselir mi? Aynı Ağustos 2018 yılında yaşandığı gibi. 3,5 lira olan dolar bir anda 8 liraları zorlamaya başlar ise bu bir devalüasyonist etkidir arkadaşlar. Artık kademeler bozulmuştur. Kademeli yükselişler geri planda kalmıştır. Bütün dirençler kırılarak geçilmiştir. Böyle bir tabloyu bir kez daha görebilir miyiz? Bu sorunun cevabını vermeye çalışacağım bu videoda sizlere. Ama onun öncesinde devalüasyonist etkiyi ve altın üzerindeki riskleri de arttıran birkaç haber var. Onları sizlerle paylaşmak istiyorum. Hindistan'la Çin arasındaki gerilim her geçen gün biraz daha artmaya başladı. Bunun temelinde tabii ki aslında Amerika ile Çin arasındaki gerilim var ve Amerika geçmiş yıllarda İran'la Irak arasındaki karmaşayı çıkarttığı gibi bu kez de Hindistan'la Çin arasındaki gerginliği tırmandırıyor. Kendi yapmadığı, yapamayacağı savaşı Hindistan üzerinden gerçekleştiriyor. Hindistan'la Amerika ilişkilerinin oldukça iyi olduğunu biliyoruz. Diğer taraftan Hindistan hem nüfusuyla hem de sanayisiyle hem de teknolojisiyle hem de bilgi birikimiyle Çin'e rakip olabilecek tek ülke. Hindistan'ı köpürterek aslında Çin'in bu yükselişini, bu büyümesini geri planda bırakmaya çalışıyor Amerika. Bu işi daha da tırmandıracak gördüğüm kadarıyla. İlerleyen zamanda peki Çin ile Hindistan arasında sıcak bir çatışma olabilir mi? Olursa kimse şaşırmasın. Ama sıcak bir çatışma olmasa bile ekonomik olarak ve ticari olarak ve siyasi olarak Hindistan üzerinden Çin'i köşeye sıkıştırmaya devam edecektir. En azından bununla ilgili çabalarını arttıracaktır. Nitekim Hindistan pek çok Çin yazılımına kota getirdi ve bunların Hindistan'da kullanılmasını yasakladı. Bunun temelinde bir kez altını çizerek söylüyorum, Amerika'nın girişimleri vardı arkadaşlar ve bu girişimler önümüzdeki süreçte de artarak devam edecek. Bir başka önemli gelişme, Türkiye Rusya'ya artık hava sahalarını açalım, uçuşları başlatalım. 15 Temmuz itibarıyla Rusya'dan turist akışı başlasın diye bir çağrıda bulundu. Rusya'da Dışişleri Bakanlığı düzeyinde bunu değerlendirmeye aldık, bakacağız dedi. Bu açıklamanın temelinde şunu görüyoruz. Rusya'nın 15 Temmuz'da
havacılığı açma niyeti falan yok. Zaten pandemiyle çok ciddi manada uğraşıyor. Son zamanlarda iyiden iyiye Rusya'yı etkisi altına almış durumda. Bir de böyle bir riske girme ihtimalinin çok düşük olduğunu düşünüyorum. Diğer taraftan Rusya düşük petrol fiyatları nedeniyle cari bir problemle karşı karşıya kalmak istemiyor. En azından cari açığını büyütmek istemeyecektir. Bu nedenle de bu sene turist akışı konusunda biraz daha temkinli davranacaktır. Rusya'dan döviz çıkışının önüne geçmeye çalışacaktır. O nedenle ben 15 Temmuz itibariyle Rusya ile hava akışının başlayacağı konusunda çok ciddi temkinliyim. 15 Temmuz'da eğer ki uçuşlar başlarsa büyük bir sürpriz olur benim için. Eğer ki başlamazsa da emin olun Türkiye'nin dış ticaret açığını kapatacak olan turizm gelirleri büyük sekteye uğrar ve bu sekte sonrasında da devalüasyonist etki biraz daha artar. Çin'in elinde çok yüklü miktarda biliyorsunuz Amerikan doları karşılığı senet var ve bunları bir şekilde dolara çevirmesi, ticarete kazandırması gerekiyor. Ama Amerika ile Çin arasındaki gerilim her geçen gün biraz daha artıyor ve bu gerilimin artmasıyla birlikte de Amerika yine aynı silahı kullanıyor. Dolarla eğer ki yarın öbür gün işlem yapmaya kalkarsan benim bankalarım üzerinden ya da benim sistemim üzerinden geçirmek zorundasın. Onun için bana çok da fazla kafa tutma diyor. 1.1 trilyon doların şu anda bloke edilme tehlikesi bile var. Bu da yine piyasalar üzerinde çok ciddi bir baskı yaratacak. Bu 3 başlık, biraz önce bahsettiğim 3 başlık hem dünyadaki risklerin artmasıyla birlikte altının yükselişini beraberinde getirecek gördüğüm kadarıyla. Rusya'dan Türkiye'ye turist akışının olmaması da Türkiye'deki cari açık baskısını biraz daha arttıracak. Nitekim dış ticaret verileri açıklandı TÜİK tarafından. Bu açıklanan dış ticaret verileri Türkiye'nin korkunç bir cari açığa doğru ilerlediğini gösteriyor. Hatta Ağustos 2018'den çok daha sert bir devalüasyonist etkiyle karşı karşıya kalabiliriz. Ne zaman diyeceksiniz? Muhtemelen arkadaşlar bu cari açık meselesi Eylül, en geç Ekim gibi çok daha net bir şekilde ortaya çıkmaya başlayacak. Ve bu iş netleştikçe de yani Türkiye'nin cari açığını kapatamayacak düzeye geldiği görüldükçe de hem CDS puanları yukarıya doğru çıkacak, hem borçlanma ihtimali daha da azalacak, hem kısa vadeli borçların çevirme ihtimali düşecek ve hem de kendisini finanse edemediği için, dolar bulamadığı için devalüasyonist etkiler artacak. Aynı Ağustos'ta olduğu gibi 1'e 2, 1'e 2,5 hatta 1'e 3 yükselişler görebiliriz dolar kurunda. Bu da 15 liraların üzerine giden bir dolar kurunu beraberinde getirebilir. Dış ticaret verileri Mayıs itibariyle nasıl geldi? Düzeldi mi? Yoksa açık giderek artmaya devam ediyor mu? Cari açığı patlatacak bir ortam var mı yok mu? Bunu birlikte değerlendireceğiz ve bunun sonrasında da dolar kuru ne olabilir? Altın ne olabilir? Sizler için bunu değerlendireceğim. Tabii ki aynı zamanda bu veriler borsa üzerinde ve diğer veriler üzerinde nasıl bir etki yaratabilir bunu da biraz konuşacağız. Dış ticaret açığı Mayıs'ta %102.7 oranında arttı. 1 milyar 687 milyon dolar olan dış ticaret açığı bir anda 3 milyar 420 milyon dolara geldi. Bu kardeşiniz sizleri sürekli olarak bu konuyla ilgili uyarıyordu ve şunu söylüyordum sizlere. Dış ticaret açığı ve cari açık turizm gelirlerinin ve işçi döviz gelirlerinin gelmemesiyle birlikte katlanarak artacak diyordum. Hatta geometrik olarak artacak diyordum. Nitekim aynen böyle bir tabloyla karşı karşıyayız şu anda. Bakın 1 milyardan 3 milyara çıkan bir dış ticaret açığından bahsediyoruz. Dış ticaret açığıyla cari açık arasındaki farkı da hemen sizlere anlatmak istiyorum. Dış ticaret açığı ithalatla ihracat arasındaki fark. Çok miktarda ithalat yapıp az miktarda ihracat gerçekleştiriyorsunuz. Bunun sonrasında bir açık oluşuyor. Buna dış ticaret açığı deniliyor. Peki cari açık ne? Dış ticaret açığının genel itibarıyla diğer sektörlerle kapatılması meselesine de cari işlemler dengesi diyoruz. Genel itibarıyla turizmle ya da işçi döviz girdileriyle kapatılması meselesi arkadaşlar. Bizim dış ticaret açığımız katlanarak artıyor. Ama turizm gelirlerimiz yok. Ne Avrupa ülkelerinden ne de Rusya'dan şu ana kadar bir turist akışı olmadı. Ve görünen o ki
Temmuz zaten pert. Belki bir ihtimal Rusya ile ilişkiler bu anlamda düzeltilip toparlanıp sizden turist akışı başlasın isteğimize Rusya'dan da olumlu cevap gelirse Ağustos ayı itibariyle belki bir turist akışı olabilir ama bu da ihtiyacın çok küçük bir kısmını karşılayacaktır. Sonuç arkadaşlar, eğer ki turizm gelirleri dış ticaret açığını kapatamazsa Ekim'e kadar çok ciddi bir dış ticaret açığıyla karşı karşıya kalacağız. Nitekim zaten Mayıs ayı itibariyle dış ticaret açığımız 20 milyar doların üzerine çıkmış, tırmanmış durumda. Böyle bir tabloyu siz turizm gelirleriyle toparlayamazsanız bu büyük bir devalüasyonist etki anlamına gelir. Hani diyorlar ya V şeklinde çıkış olacak, ihracatta rekorlar kırılacak falan filan. Ne yazık ki rakamlar bu durumu teyit etmiyor. İhracat Mayıs ayında %40.9 oranında azalmış. Neredeyse yarı yarıya düşmüş. Peki ithalat aynı oranda düşmüş mü? Ona da bakalım. Hayır arkadaşlar. İthalat sadece %27.8 oranında düşmüş. İthalatla ihracat arasındaki makas hala %13. İthalat lehine. Bu da dış ticaret açığımızın daha da artmasını beraberinde getiriyor. Dış ticaret açığımızın neden bu kadar hızlı arttığını net göstergelerini sizlerle paylaşıyorum. Ocak-Mayıs döneminde dış ticaret açığı %102.8 oranında artıyor. 10 milyar 358 milyon dolardan 21 milyar 5 milyon dolara yükseliyor arkadaşlar. Bakın rakamı tekrarlıyorum. Daha önceki dış ticaret açığımız 10 milyar 358 milyon dolar. Bunun üzerine neredeyse 11 milyar dolar daha ekleniyor ve 21 milyar 5 milyon dolara yükseliyor dış ticaret açığımız Ocak-Mayıs döneminde. Daha yılın ilk 5 ayından bahsediyoruz arkadaşlar. Önümüzdeki 7 ayda bu açığın kapatılması çok da mümkün gibi görünmüyor. İhracatın ithalatı karşılama oranına bakalım bir de %88.1. Nedir ihracatın ithalatı karşılama oranı? Açık var ama ihracat bu ithalatın en azından %88.1'lik kısmını karşılama potansiyeline sahip. Ama 2020 yılı aynı dönemine geliyoruz. Yani Ocak-Mayıs dönemine geliyoruz. %74.6'ya düşmüş durumda arkadaşlar. Yapılan ihracat ithalatı artık neredeyse karşılamıyor diyebiliriz. En fazla ihracat Almanya'ya yapılıyor ve Almanya'ya yapılan ihracata baktığımız zaman 900 milyon dolar. Peki Almanya'dan yapılan ithalat ne kadar diye baktığımız zaman da karşımıza çıkan rakam 1 milyar 172 milyon dolar. Almanya'ya çok ihracat yapıyor gibi görünüyoruz ama Almanya ile dış ticaretimize baktığımız zaman neredeyse 300 milyon dolarlık bir açık var. Çin'e bakıyoruz. Çin'e zaten doğru düzgün hiç mal satmamışız. Sadece Mayıs ayı itibariyle baktığımız zaman 1 milyar doların üzerinde bir ithalat gerçekleştirmişiz. Peki toplamda ne kadar ithalat gerçekleştirmişiz diye baktığımızda tam tamına 8 milyar 440 milyon dolar. Almanya'dan da bu dönemde 7 milyar 587 milyon dolarlık bir ithalat yaparken sadece 5 milyar 812 milyon dolarlık bir mal satabilmişiz. Biliyorum size rakamlara boğdum ama şunu anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. En çok ihracat yaptığımız ülke olan Almanya ile bile Ocak-Mayıs döneminde neredeyse 2,5 milyar dolarlık bir açığımız var. Dış ticaret açığımız var. Almanya'ya sattığımızdan kat be kat fazlasını Almanya'dan geriye almışız. Doğal olarak bu bizim dış ticaret açığımızın her geçen gün biraz daha artmasını beraberinde getiriyor. Yine bir başka ayrıntıyı da sizlerle paylaşacağım. Sonra bu konuyla ilgili detaylı bir yorum yapacağım ve bunun özellikle dolara etkisi ne olur bunu sizler için değerlendirmeye çalışacağım. Ocak-Mayıs döneminde dış ticaret açığı %75.4 oranında artıyor arkadaşlar. 11 milyar 516 milyon dolar yükseliyor ve ihracatın ithalatı karşılama oranı da Ocak-Mayıs döneminde %86.1'den %73.9'a
düşüyor. Hani diyorlar ya, uçuyoruz, kaçıyoruz, rekorlar kuruyoruz, V çıkış yapıyoruz falan. Bu rakamlar, ki iyimser rakamlar olma ihtimali çok yüksek, bu iyimser rakamlar bile Türkiye'nin nasıl büyük bir dış ticaret açığı verdiğini ortaya koyuyor ve Türkiye'nin nasıl büyük bir cari açığa doğru koşarak gittiğini bize çok net bir şekilde gösteriyor arkadaşlar. Bu tablo Türkiye'de büyük bir devalüasyonist etkiyi işaret ediyor. Çünkü bunu kapatamıyorsunuz artık. Dolar ihtiyacınız her geçen gün artıyor. Dış ticaret verileriniz her geçen gün bozuluyor. Cari açığınız patlama noktasına gelmiş durumda. Kısa vadeli borçlarınızı ödeyebilme imkanınız neredeyse yok. Ödeseniz bile arkadaşlar, bakın, ödeseniz bile çok yüksek faizlerle ancak borç bulabiliyorsunuz. Riskleriniz her geçen gün arttığı için CDS puanınız 500'e dayanmış durumda. Turizm gelirleriniz neredeyse sıfırlanmış ve siz Türkiye'de devalüasyon olmayacak diyorsunuz. Mümkün değil arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz 6.85 seviyesi zaten normal koşullarda bundan 3-4 ay önce yaşanan 5.80-85 seviyesiyle aynı. Biliyorsunuz orada da neredeyse 1-1.5 ay, hatta 2 ay 5.85-5.90 aralığında gidip geldi. Sonrasında bir anda kendisini 7 liranın üzerine attı. O dönemde Türkiye bu kadar büyük bir dış ticaret açığı vermiyordu, cari fazla veriyordu. Şimdi hem cari açığınız var, hem de korkunç bir değerde, hem dış ticaret açığınız var, katlanarak büyüyor, hem dış borcunuz var, hem bankacılık sisteminizdeki batık oranlarının artma ihtimali her geçen gün biraz daha gün yüzüne çıkıyor, dünyada güvenilirliğiniz iyiden iyiye azalmış durumda, İşsizliğiniz artıyor, reel sektörünüz sıkıntılı, piyasa durma noktasına gelmiş durumda. Sadece konut sektörünü kurtarmak adına zararına faizlerle kredi vermeye çalışıyorsunuz. Bütçeyi tamamen bozmuşsunuz. Neredeyse 200 milyar liraya varan bir bütçe açığınız var ve yıl sonuna da daha çok ciddi bir zaman var ve bu koşullar içerisinde bozulan bütün makroekonomik dengelere rağmen dövizi bu seviyelerde tutacağız diyorsunuz. Açık ve net söylüyorum. Bir sabah uyandığınızda bu devalüasyonist etkiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Çünkü Türkiye'nin ne yazık ki kaçış noktası kalmadı artık. Bütün uyarıları yaptık. 2 senedir, 3 senedir sürekli olarak bu konularla ilgili uyardık. Kimse dinlemedi. Sadece dövizi baskılamayı bir marifet bildiler. Dövizi baskılama karşılığında bütün makroekonomik dengeler alt üst olmuş durumda. Bir de bunun üzerine pandemi eklendi. Pandemi de yarayı iyice açtı. Artık dikiş bile tutamayacak hale getirdi. Lütfen dikkatli olun. Lütfen bu uyarıları dikkate alın. Kendinizi güvende tutun bu süreçte, sizlere tavsiyem. Hemen rakamlara bakarak videomuzu tamamlayalım istiyorum. 116.000'in üzerinde tamamen balon haline gelmiş bir borsa endeksiyle karşı karşıyayız. Yarın öbür gün ikinci dalga etkisi tüm dünyada iyiden iyiye etkisini gösterdiğinde, Türkiye'deki makroekonomik veriler iyiden iyiye bozulduğu an itibarıyla arkadaşlar, borsada derin satışlar gelecek. Öbür taraftan bakın, günlerdir 6.85'te duran dolar kuru aslında burada kendisine çok sağlam bir temel oluşturdu. Ve bu temel tamamen bir sıçrama tahtası olarak kullanılacak. Dolar 7 liranın üzerine kendisini attığı zaman 7'li seviyelerde çok uzun bir sürede kalmayacak. 8 liraları, 9 liraları görebiliriz. Kimse şaşırmasın arkadaşlar. Tabii ki devalüasyonist etki devreye girdiği an itibarıyla 15 liranın altında bir dolar kuru görmeyeceğiz arkadaşlar. Euro'da pariteye bağlı olarak bir miktar gevşedi, sizleri uyarıyordum. 1.12'yi aşağıya doğru zorlayan bir euro dolar paritesi görüyoruz. Altın onsu 1770'in hafif altına sarkıyor. Bir miktar insanları korkutuyor ama hiç merak etmeyin. 1760'ın üzerinde kalan altının onsu yükselişini devam ettirecektir. Özellikle Hindistan-Çin, özellikle Amerika-Çin, özellikle Rusya-Amerika, özellikle 3 Kasım seçimleri nedeniyle
Stres her geçen gün biraz daha artacak. İkinci dalga etkisi devreye girecek ve makroekonomik veriler tüm dünyada bozulurken tüm dünya ekonomik olarak içine kapanmaya başlayacak ve daralma yaşanacak. Riskleri biraz daha arttıracak. Altın üzerindeki yükseliş eğilimi de her geçen gün biraz daha artacak arkadaşlar. Kim ne derse desin. Önümüzdeki dönemde çok hızlı bir şekilde 1800 doları deneyen, ardından 1860'ı kırarak 2000 doların üzerine kendisini atan bir altın ons değeriyle karşı karşıya kalacağız. Çünkü hiçbir şey toparlanmış değil, hiçbir şey düzelmiş değil. Aksine yeni yeni riskler ortama eklenmeye devam ediyor. Bunları görmek zorundayız ve buna göre kendimizi hazırlamak zorundayız arkadaşlar. Altının hızlı yükselişi, doların devalüasyonist etkisi ise gram altının rekor üzerine rekor kırmasını beraberinde getirecek. Gümüşü soranlar oluyor. Gümüş de altına paralel yükselişini devam ettirecek arkadaşlar. Borsalarda çöküşler gelecek ve dünya büyük bir ekonomik krizle dalgalanmak zorunda kalacak. Şu anki konunun ekonomik kriz olmadığını işte o gün fark edeceğiz. Evet, bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın, sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşabiliyorum. Diğer taraftan videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek olabilirsiniz. Ve beni Instagram'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlar.